Aleykümselam kardeşim. Soruna cevap vereyim. Sizi tanımadığım için ama sorunuz emniyette olduğundan dolayı ses kaydınızı eklemiyorum. Güvendiğim ve izin aldığım kişilerin ses kaydını da koyuyorum. Ondan sonra cevabı şey yapıyorum. Ama sizin sorunuz geneldir. Dolarla alakalı şey soruyorsunuz. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalinizde kadere fetva verdiniz ki bunu nasip etti? Hani İkinci Dünya Savaşı'nda Üstad Hazretleri bir beşeri savaşın arkasındaki kaderin hükmünü şey yapıyor. Namaz kılmadık diyor, bedeli olarak diyor 5 sene diyor cepheden cepheye koşturdu diyor. Zekat vermedik diyor. 5 sene açlık çekti. Bak nereden nereye bağlıyor. Şimdi Suriyeliler Iraklılara zulmetti Irak Savaşı'nda. Iraklar Suriye'ye kaçınca yaptıkları zulmünü, aynı zulmü kendileri gördü. Türkiye'ye kaçıyor. Mendakka dukka. Şimdi dolarla alakalı şeyi söyleyeyim. Çöp kutularının kenarlarında atılmış dolaplar, belki giyilir diye askılıkları bile takmışlardı çöp tenekesine. Gömlekler, ayakkabılar. İsraf haramdır. Diz boyu küfrani nimettir. Şükürsüzlüğün alametidir. Allah buna razı olmazdı. Olmaz da. Çünkü alem İslam'ın ağabeyi olacak bir millet böyle yapmamalıydı. Yapamazdı. Müsaade edilmeyecekti ve edilmiyor da. Nedir o? Nereden darbe geldi? Parada. Men dakka dukka. El ceza min cinsil amel. Kanunlar işliyor. Hangi sahada ceza geldi? Parada. Parada israf var. Küllü müsrifun haram. Ondan sonra yani kapıların önlerine, ayakkabılara bakın. Öyle bir israf ki yediğimiz, önümüzde yemediğimiz, arkamızda böyle küfrani nimet vardı. Dolarsızlığın Allahu alem, yani bu dolar savaşının kader canibinden bu milleti malının, nimetin kadrini, kıymetini bilmesine sebebiyet veriyor. Kadrin veriyor zaten, verdi. Sen misin böyle ayakkabı girer, burnunu şey yapar, 15 günde bir telefon değiştirir? Ne bu ya? Ne bu? Ne hale geldi böyle? Yemekler, lakara. Dur bakalım. Kader zalim beşerin eliyle tokatlıyor, terbiye ediyor. Hani halk arasında bir laf var ya, ağaç altın arasında bir laf var. Ondan sonra o lafta neydi? Diyor ki Allah'ın sopası yok ki. Allah'ın sopası yok. Ne yapıyor? Zalimin eliyle terbiye ediyor. Ancak biz böyle terbiye olurduk. Yani kader cihetiyle. Peki bir şeyin bir sureti var, bir kanuniyeti var, bir hakikati var, mahiyeti var. Dört. Onun için bir şey izah edilirken soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye bakarsak her şeyde bunu kullanın. Bir şeyin sureti soğan kabuğu gibi, gir içeriye kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Sureti insanlar arasındaki ilişkilerdeki zulüm ve adalet. Kanuniyeti Allah bu kainatı ve insanı yaratmasındaki kanuniyet, kullandığı yönteme uygun olursa mutlu olur. Allah bu kainata takip etmiş olduğu gayeye zıt olursa mutsuz olur. Hakikati ise dünyada oluşan, gelişen hadiselerde insanın ruhunda bulunan bilkuve çekirdeklerin bilfiil ağaç olması. Yani çekirdeğe bilkuve denilir, ağaca da bilfiil denilir. İnsanın ruhunda ekilen nihayetsiz istidat ve kabiliyet çekirdekleri bilkuve,
bu hadiselerle bil fiil oluyor. Demek ki sureti Amerika-Türkiye arası, kanuniyeti Allah bu dünyada takip etmiş olduğu gayeye uygun ruh yaratmış. Bu ruh Allah'ın takip etmiş olduğu gayeye uygun olursa mutlu olur, yoksa mutsuz olur. Kanuniyet bu. Gir içeriye. Hakikati bu paranın veya parasızlığın demiş, dememiş, gitmiş, gelmemiş. Bunlar da insanın ruhunda ekili bulunan istidat ve kabiliyet çekirdeklerini inkişaf ettiriyor. Varlıkla, yoklukla ayrı ayrı şey, ümitle, korkuyla ayrı ayrı. Bunlar hep hakikattır. Sonra mahiyet, insan ile Allah ilişkisini alakalı sistemi dengeye koyuyor. Her şey de öyle. Suret, insani ilişkiler, kanun, sureti, gir içeriye, kanuniyeti, gir içeriye hakikati, gir içeriye mahiyeti. Allah insanın sırrıdır, insan da Allah'ın sırrıdır. Bu mahiyeti, insanın mahiyeti anlatılıyor. İnsan mahiyeti nedir? 218 şualarda anlatıyor. Demek ki bir şeye cevap verirken herkes neye farklı cevap veriyor? Ya suretiyle cevap veriyor, veya kanuniyetiyle cevap veriyor, veya hakikatiyle cevap veriyor, veya mahiyetiyle. Kader de öyle. Kaderin sureti, kaderin kanuniyeti, kaderin hakikati, kaderin mahiyeti. Ondan sonra kaderin sureti nedir? Kader adetullah'tır. Şu Cenab-ı Hakk'ın adeti var. Suya sürersen elin ıslanır, ateşe sürersen yanarsın. Senin kaderin boynuna takılmış. Ayet-i kerime de öyle diyor. Herkesin kaderin boynuna taktı. Hakikati nedir? Kader, miktar, kainat, ruh, bütündür. Dört tane şey aynıdır. İslamiyet, Kur'an, kainat, insan. Birbirine ne kadar yakın olursa kanuniyet o kadar mutlu olur. Onun kaderi odur. Hakikati ise esma bütünlüğüdür. Esma-i fiiliyenin bütünlüğü kaderdir. Çünkü kader sevk etti, kader adalet etti, kader merhamet etti, kader vesaire. Mahiyeti de Cenab-ı Hakk'ın kainattan ve insandan takip etmiş olduğu gayeye göre kainatı ve insanı sevk idare ediyor, veri deviriyor. Yani herkes nereden bakıyorsan önemli. Dolayısıyla bu dolar meselesini benim aramızda kalsın. Hoşuma gidiyor. Nankör, küfrani nimet, kadir kıymet bilmez, doyum yok. Hayır, istemiyorum. Böyle bir tuhaf. İstanbul'u versen tatmin olmaz. Doyumsuz, geçimsiz, bağnaz, uyumsuz, kadir kıymet bilmez, vefa yok. Ulan 10.000 olsun. Biraz anla gömleğin ne olduğunu. Bak bakayım dolabında kaç tane gömlek var. Kaç tane çorabın var? Kaç tane şalvarın var? Kaç tane bilmem neyin var? Yani acayip bir şey. Çöplüklerde geziyor. Ekmekleri atıyorsunuz. Peki beşerin zalim eliyle kader niye müsaade etti? Adam olacağız, adam. Olmuyorsak gavurun eliyle adam olacağız. Olmak zorunda kalacaksın. Ne oldu? 80 liralık gömlek giyiyordun. Şimdi oldu 180 lira. Ne yaptın onu? Bir tane söyledi, terziye götürdüm diyor. Düğmesi kopmuş adam gömleği kenara koyuyor. Lan dik işte gömlesini, düğmesini. He? Acayip bir şey ya. Ya ecdadımız 40 taneye mi giyerdi? Gömleğin düğmesi koptu diye gömlek değiştireni biliyor. Ne haber şimdi dedim. Abi dedi, hakikaten dedi, kıymetini bilmiyoruz dedi ya. Ne haber? Bu netice için ne kadar büyük nimet. Biz kendimizin kıymetini bilmiyoruz ki bize uzatılan eli, verilen nimetin kıymetini bilelim. Bir insan kıymetini, eşyanın kıymetini niye bilmiyor? Kendisine değer vermiyor ki.
biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz ki. İnşallah kader canibinde ne demektir diye sordun. İnşallah bu noktadan, bak bu noktayı ben farklı başka zamanlarda da konuşmuşum. Sebebi her şey ama. Karı koca kavgalarında, uyumlarında, evlilik yapacaksın. Bunların suretini düşün. Yeni evlilik. Kanuniyetlerini düşün. Yeni evliler için. Hakikatlerini düşün. Yeni evliler için. Mahiyetlerini düşün. Yeni evliler için. Sırf suret için olursa, Allah Resulü diyor ki evliliğin 3 tane sebebi var. İnsanoğlu 3 sebep için yapar. Güzelliği için, bedeni için yani. Malı için, bir de dini için. Siz dinini seçin diyor. Niye? Eğer malı için ve güzelliği için yaparsan onun hayrını göremezsin diyor. Bak, göremezsin. Dini var mı? Sonra da ne olur? Namazı olur canım. Parası da sonra olur, niye demiyorsun? Abası var mı? Evi var mı? Yoksa? Yok. Nereye veriyorsun sen? İnsana vereceksin, insana. İnsan olacak, insan. Koltuğun altın olsa, üzerinde canavar otursa, onunla aile mi olur? Canavar, canavar, insan değil. Ama koltuk altın. Yediğiniz yemek, tabak, altın. Yediğiniz baklava olsa ne olur? Çünkü öyle birisi karşında masada oturuyor ki, insan değil. İnsan suretinde canavar. Bedelini ödüyoruz. Ne doğrarsan karşına o geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima. Duanızı beklerim. Diğer sorularınıza zaman buldukça, trafik sakinleştikçe cevap vereceğim inşallah.